Merhabalar arkadaşlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle rengarenk saks mavisi düz yazma üzerine 2, 4, 6 rengi kullanarak çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Modelimde şöyle bir çengelli iğne kullanacağım. Daha önce bu tarz modeller yapmıştım ama bu daha farklı, daha güzel bir model olacak. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Bu arada iplerimin markası da Altın Başak arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inuyasa61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada çıkardığım modellerin görsel halini orada bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, yazmamın kendi rengiyle zürafayı geçtim ben. Şimdi yeşil renkle devam edeceğim. Öncelikle şöyle ipimizi takalım zürafamıza. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Evet, görüntümüz de şöyle net olsun. Öncelikle bir tane normal zürafa yapıyorum. Şimdi bir tane zürafa atlayarak arkadaşlar bir yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Şu uzunlukta. Tekrar bu yaptığım yuvanın içerisinden geri dönüyorum. Bu şekilde ipimi başa aldım bakın arkadaşlar. Şimdi buraya büyük sinek kanadı yapacağız. Öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya çıkardım arkadaşlar. Bu işlemi 5 kere tekrarlayacağım. Yani şu düğüm yerlerimiz 5 tane olacak. Şöyle parmağımla da çekeyim. Evet. Şimdi üçüncü düğümümü atıyorum. Bakın üst kata çıktım yine. Tekrar aynı şekilde ipimi aşağıya indirdim. Dördüncü düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şöyle yuvamın içerisine tutturdum. Ve beşinci düğümümü atıyorum. Bakın şöyle beşinci düğümümü attım. Ve tekrar yuvamın içerisine ipimi bağlıyorum. Bu şekilde büyük bir sinek kanadı yapmış olduk. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle aynı yuvanın içerisine batarak şu uzunlukta bakın şöyle şu uzunlukta bir pırpır yaptım. Devam ediyorum. Şimdi bir tık kısasını yapacağım. Şöyle elimizle ayarlayalım. Evet. Şöyle ikinci pırpırımı yaptım. Ve bir tık daha kısa olacak şekilde bakın üçüncü pırpırımı yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Zürafama iğnemi şöyle ipimi sabitledim. Aşağıya indiğim zürafayı da sayarak arkadaşlar 7 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 2 3 4 bakın şöyle 5 tane oldu. Altı ve yedinci zürafamı yaptım. Bir tane zürafa atlayarak yan taraftaki zürafaya yine yuva oluşturuyorum arkadaşlar.
Buradaki işlemin aynısını yapacağım. İpimi başa aldım. Bakın şöyle. Ve devam ediyorum. Beş katlı, yani beş tane düğümden oluşan sinek kanadı yapacağız. Şöyle, videom çok uzamasın diye arkadaşlar, kamera arkasında tamamlayacağım. Ben bir iki tane daha ekleyeceğim çünkü. Aynısından yapacağım arkadaşlar. 7 tane zürafa aralıklarla bırakarak bu şekilde bir sinek kanadı ve pırpırlar oluşturacağım. Daha sonra modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ben 2 tane 3 tane daha yaptım kenarına. Bakın bu şekilde alt kısmı modelimin çimeni böyle oluyor. Hemen şimdi devam ediyorum tekrar. Yazmamın kendi renginden olan saksı mavisi renkle devam edeceğim. Görüntümüzü netleştirelim. Şuraya arkadaşlar en uzun bıraktığım pırpıra ipimi bağlıyorum. Şöyle sıkıca tutturdum arkadaşlar, bakın. Buraya 4 tane pırpır yapacağım. Şu uzunluk yeterlidir. İkinci pırpırımı yaptım. Evet, 3 ve şimdi son pırpırımızı yapalım. Bakın 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi şöyle son yaptığım pırpırdan itibaren iç içe alarak, bakın 4 tanesini iç içe aldım. Bu şekilde hepsini bir araya getirerek tutturuyorum ve ipimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir nohut modeli yapmış olduk. Hemen şöyle ipimi kısa kesmiştim. İğneme sabitleyeyim. Şimdi şu ortayı arkadaşlar boş bırakacağım. Buralara krem rengi ipinle kullanacağım. Şuraya yine aynı şekilde aynı renkle 4 tane pırpır yapalım. İkinci pırpırımı yaptım. Arkadaşlar pırpırlarımız dönüyor diyenler oluyor bana Instagram'dan. İpinizi inceltin ve sıkarken bakın şöyle yapınca, bu şekilde sıkmayın arkadaşlar, direkt şöyle tutun, pırpırın dibinden tutun. Elinizi güzelce hani şöyle kaymayacak şekilde tutarak sıkın ki daha sabit dursun. Bakın şöyle dönme yapmaz pırpırlarınız. Şimdi tekrar iç içe alıyorum. Ve topluyorum bir araya arkadaşlar. Şöyle yukarıdan keseceğim. Evet şimdi arkadaşlar ben burayı daha sonra yapacağım. Şuraya bir tane fiyonk yapacağız. Hemen onu da göstereyim sizlere. Nasıl yaptığımı. Şöyle koyalım. Yine aynı renk iple yapacağım. Biraz ipimizi açalım. Şöyle çengelleyin arkadaşlar. Yani kanca, herkesin evinde bulunabilecek bir aparat. Uçlarını penseyle kestim. Hemen elimle, bakın ben fiyonku bu şekilde yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. Bırakmayacağım. Yoksa açılır yapacağım ipler. 8 kere saracağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Bakın 8 kez sardım. Hatta 10 kez saralım. Daha tok durur. 9 ve 10. Şimdi şöyle elimi hiç bırakmadan ipimi belirli bir uzunlukta kesiyorum. Hemen şöyle sağ, şuradan iğneme takalım ucunu. Şöyle ipimi şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi fiyonk modellerini genelde. Bakın şöyle sardım. 10 kat sardım arkadaşlar. Hemen modelimi yaklaştırıyorum. Şurada bakın karşıya geçiş yapmıştık. Bir tane zürafa bırakmıştım orta kısımda. Öncelikle kancamı yaklaştırdım. Bu fiyonk buradaki zürafanın içerisine arkadaşlar iğnemi geçiriyorum. Daha sonra şöyle iğnemi geçirdim ve iğnemi şöyle üstten geçireceğim. Evet, üstten geçirdim. Fiyonku tekrardan tutuyorum ve iki kez dolayarak buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde sabitledim. İyicene sıktım arkadaşlar. Şimdi fiyonku çıkartacağım. Pardon, aparatı çıkarttım. Bu şekilde bakın. Şöyle fiyonk oluştu. Tekrar arkadaşlar bir kat daha sağlam olması için yine aynı şekilde sıkıtım. Ve şuradan ipimizi keselim. Şurada fazlalık bir ipimiz kaldı. Onu da keselim. Evet, bakın bu şekilde buraya fiyonkumu yaptım. Ben şimdi arkadaşlar buraya da krem yapacağım. Dediğim gibi diğer renkteki iplerimi de buradakilere uydurarak yapacağım. Ve modelimin en son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizi de tamamladık. Yazmanın üzerinde gösteriyorum daha net görünsün diye arkadaşlar renkleri. Bu şekilde biraz uğraştırıcı, daha sık, ben biraz sık yaptım ama siz yaparken biraz daha seyrek bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız da fiyatını ona göre belirleyebilirsiniz. İnşallah videom sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.